Sakaryalıların dert ortağı Turgay Özbalkanlı ile Dök İçini Rahatla başlıyor. Siz yanıma gelin şöyle sağımı soluma. Abi sen beni görürsün. Sakarya TV 264'ün medya barımızın çok kıymetli izleyicileri. Biz birkaç haftadır teknik sebeplerden dolayı, yani benden kaynaklanan teknik sebeplerden dolayı program çekimine gelemedik. Ancak bundan böyle inşallah sizlerle gene birlikte olacağız. Nasıl olacağız? Kameramızın karşısına geçip sizlerden bize gelen istekleri, dilekleri, talepleri, her şeyi ama her şeyi sizlerle paylaşacağız. Sakarya'da yaşayan Sakaryalı olsun olmasın, bu şehre yerleşip ekmeğini bu şehirde kazanan insanlarla söyleşiler yapacağız. Çocukları dinleyeceğiz, gençleri dinleyeceğiz, yaşlıları dinleyeceğiz, kadınları dinleyeceğiz, erkekleri dinleyeceğiz. Herkesi ama herkesi televizyonumuzda konuşturup onlara söz hakkı vereceğiz. Ancak hepsinden benim bir tek dileğim var. Malum her zaman üstüne bassa bassa söylediğim, siyasilerimizin birbirine karşı söylemiş oldukları o ağır, hakaret dolu, aşağılayıcı, alaycı sözleri kullanmayacağız. Benim tek dileğim o. Tabii burada hani şunu ya da bunu ne söyleyeceksiniz, konuşacaksınız bilmiyorum ama ne olursunuz hiç kimseye hakaret etmeden adam gibi konuşacaksınız, kadın gibi konuşacaksınız, gelin konuşun burada. Yoksa bunu asla, aksine asla ve asla izin vermeyeceğim. Öyle kıyılardan, aralardan girip bağıran, çağıran olursa hiç kusura bakmasınlar, kırmızı kartı göstereceğim, yol vereceğim. Ona göre. Yani burada öyle cart çurt etmek yok. Neyse, o güzel güzel dilek ve taleplerinizi iletin. Şimdi yanımda okulundan çıkmış öğrenciler var. Bakalım onlar bize neler 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 söyleyecekler. Ama önce kendileri bir tanıtsınlar. Yaklaşın abicim şöyle biraz. Ben konuşayım mı? Gel sen konuş önce. Selamünaleyküm herkese. Evet. Ben Talat Oska, Fatih Meslek'te okuyorum. Şu an tesisat bölümünü okuyorum. İleride bir gün inşallah tesisatçı olacağız. Tesisatçı olacaksın derken, yani önemli bir meslek dalı. Önemli bir meslek abi, ölmeyen meslek. Kaç yıllık okulunuz şu anda sizin? 4 abi. 4 yıllık. Kızlar gelin, sizleri de alayım. Gelin gelin. Şimdi bir dakika, şu kızlara bir müsaade eder misiniz? Siz delikanlısınız. Bize yaşamanızla ilgili, hayata dair neler paylaşmak istersiniz? Efendime söyleyeyim. Yani konu serbest. Hayata dair deyince aklınıza ilk gelen neyse o. Siyaset olur, spor olur, aktüel olur ama kimi kimseyi lütfen incitmeyin. Yok, sonra bana çok saldırıyorlar. Hiç geliyorum. Sen de. Ben şöyle söyleyeyim, ben yurt dışında yaşıyorum. Öyle mi? Ben yurt dışında düşünüyorum. Bir dakika. Şimdi herkes diyecek ki, baa işte ne güzel hayat falan. Buraya geliyor, para harcıyor değil mi? Evet. Öyle değil. Şimdi onu bir söyleyeyim. Çünkü o kadar dua ettim ki bir gün bana bu denk gelsin de içimdekileri söyleyeyim diye. Bazı gençler şey düşünüyor. Hani yurt dışında hani hayat çok iyi falan filan. Ama şunu söyleyeyim, biz mesela ben biri dedi ki bana, çok güzel telefonun var, nasıl alıyorsun, nasıl yapıyorsun? Ben de dedim ki sen kaçta çalışmaya başlıyorsun dedim. 10 gibi başlıyoruz, 6 gibi bırakıyoruz veya 9'a kadar falan. Ben dedim ki, ben dedim 5'te kalkıyorum. 5.30'da yola çıkıp 6'da işi alıyorum dedim. Akşam 6-7'ye kadar çalışıyorum. Robot hayatı istiyorsan, atıyorum o söyleyeyim, hani nasıl diyeyim? Monoton. Türkçem çok iyi değil. Hayır hayır, güzel hani, gidiyorsun. Böyle bir hayat istiyorsanız tabii ki gelin, her yer kapı açık. Ama atıyorum ben cumartesi de temizliğe de gidiyordum harçlığımı çıkarabilmek için. Bunu gençlerin birine söyledim, hiçbiri temizliğe gitmez. Herkes üniversitede yaşıyor. Ben üniversitede okuyorum şu an. Yanı sıra ne yapıyorum? Çalışıyorum. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar. Çalışıyorum, okuyorum. Hani tabii ki de buraya baktığında bir bakınca bir mutlu oluyorsun. Niye kendi insanların, kendi şeylerin var? Ama yurt dışında öyle değil. Hani kendi kapını içip arkadaşlarına bir yere gidemezsin. Kafeler kapalı 6'dan sonra. Hani sadece bir club hayatı var. O yüzden de hani robot hayatı yaşadığın için paran cebine kalıyor. Paran cebine kaldığı için burada değerleniyor. Değerlendiği için de biz suçlu oluyoruz. Yok biz niye oy verebiliyormuşuz? Niye böyle? Niye şöyle diyorlar? Ya ben onu söyleyeyim. Yani sabah 5.30'da kalkmak istiyorsanız, akşam 7'ye kadar çalışmak istiyorsanız buyurun gelin. Ama öyle dışarı çıkıp da bunu içelim, bunu yiyelim yok. Yani kafeler 6'da kapatır.
O hayatı, pazar zaten her yer kapalı. O hayatı yaşamak istiyorum, bu hayata varım diyorsa gelsin herkes. Atıyorum, şu arayı fark edin. Burada zam geliyor. Bir de asgari ücret de aynı seviyede. Hani o denkliyor. Bizde %100 zam geldi. Asgari ücret hala 1200. Kira, atıyorum en büyük örnek ablam. Çocuk iznine ayrıldı. 1100 elektrikle birlikte ödüyor. Sadece 200 oyda devletten alıyor. Kocası 1200 çalışıyor asgari ücret. Asla geçinemiyor. Türkiye'ye 4 senedir gelmiyor. Şimdi hani her şey dışarıdan bakıldığı gibi değil. Yurt dışına gidelim, rahat edelim. Biraz şey olması gerek. Eskilerimiz aslında dinlememiz lazım. Eskilerin yaşadığının %2'sini yaşıyor. Onların yani nasıl diyeyim? Onların gibi çektiği zahmetin. Zahmetin ikisini yaşayamıyor bizim gençler. Hani bir şeyler yapıp bir icra... Tabii ki de burasını görüyoruz, tamam. Para şey, ama burada da para her şey değil. Mesela ben geldim 3 gündür, yani bir günde parasız gerçekten bir baktım ne yapabiliyorum diye. Gerçekten o kadar şey yapabiliyorum ki, deniz var, göl kenarı var, atıyorum evden çay demleyip oraya gidip, hani biraz şey yapmanız lazım, hani nasıl diyeyim, üretmeniz lazım. Hani her şey devlete suç bulmamak lazım. Burada bitiyor her şey, burada. Burası iyiyse dışarıdakiler herkes anlayabilir. Yani ben o kadar bıktım ki Avusturya'da. Mesela ben buraya evleniyorum. Direkt karşılaştırdık. Direkt burada yaşamak istedim. Yani yalan değil. Bu yaz aha evleneceğim. Buraya taşınmak istiyorum. Niye? Tamam, belki benim avantajlarım olabilir. Değil şöyle, belki burada bir tık daha iyi maaş alabilirim. Ama bazıları sadece dışarıdan bakıldığı hayatı görüyor. Arabası süper, şunu süper, bunu. Benim babam 4'te iş alıyorsa, sen de kalk o zaman 4'te iş al, akşam 7'ye kadar çalış. O zaman sen de güzel bir araba alırsın altta. Çalışmak önemli. Herkes üniversite gidiyor. Neden üniversite gidiyor? Niye okumak istiyorlar? Çünkü çalışmak istemiyor kimse. Ben 15 yaşından beri cumartesileri temizliğe gittim. Niye? Hani kendi ehliyetimi alayım, kendi şeyimi kendim yapayım diye. Okumak, ben çalışmak zorunda değilim. Bana ailem de bakabilir. Ama ben niye çalışmak zorundayım? Desteklemem lazım. Kirayı 4 kişi ödüyor bizde. 4 kişi çalışmak. Ben bakıyorum, en büyük örnek ailem. Teyzemlerin hiçbiri çalışmıyor. Diyorum ki teyze nasıl geçiniyorsunuz? Ya ben 15 yaşından beri çalışıp desteklemeye çalışıyorum. İşte bir kişi çalışınca hani bir az çok yetiyor. Yani şimdi biraz gerçekler konuşulması gerekiyor. Yani kendi ülkesinden kaçmak isteyen bir insan benim gözümde yani hiçbir yerde yapamaz. Çünkü kendine burada hani bir şeyler üretim bir şey yok yani, o zeka yok burada. Orada niye öyle? İşte hani bir şey yapıp Türkiye'ye yatırım yapıyorlar çoğu. Hani buraları geliştirmeye çalışıyor. Ben o kadar kişi biliyorum ki çevremden Türkiye'ye yatırım yapıp hani Türkiye'nin eline verip de Türkiye daha iyi yerlere gelsin yapanlar, bu zihniyette var. 4.30'da çalışmak istiyorsanız akşamı 7'ye kadar, yine tekrarlıyorum, gelebilirsiniz. Benim babam 4.30'da kalkıyor gidiyor işe. Ben 5.30'da kalkıyorum gidiyorum 5.30'da. Yani peki her şeyi kolay değil. Her şeyi iyi güzel söylüyorsun da 1960'lı yıllardan bu yana oraya giden şu anda 4. kuşak Avrupa'da. Orada artık ne bileyim yani, hani lafın gelişiyle Almanlaştılar ya da Avusturyalılaştılar ya da İsviçrelileştiler, Hollandalılaştılar. Neden geri gelmiyorlar o zaman? Madem orada o kadar zorlukla savaşıyorlar, o kadar zorluk içinde yaşıyorlar. Neden Türkiye'de o imkanlar var da gelmiyorlar? Benim babam, en güzel örnek babam. Babam çok istiyor annemle birlikte gelmeyi. Birincisi ablam oraya evlendi. Zaten gidip gelmek istiyorlar hani sürekli. Beni zaten buraya evlendirdikleri için daha mutlular. 6 ay yapmak istiyorlar. Şöyle bir şey var. Bir insan orada başladı. 20 sene hani nasıl diyeyim, oradaki konumda olduğu şey buradakiyle aynı değil. Atıyorum ben orada mühendisem, burada bambaşka bir şey olarak geçiyor. Orada bir firmada bir şey, atıyorum ne diyeyim, dille ilgili bir şey yapabilirsen burada da tabii ki de yapabilirsin. Ama o robot hayatına o kadar alışmışlar ki, mesela sabah, şu an o kadar alışkınlar ki sabahın 5'inde kalkıyorlar ayağa. Hani o kadar alışmışlar. O robot hayatı, o ya mesela annem, mesela en çok annem istiyor buraya dönmeyi ama babamdan ötürü dönemiyor. Niye? Babam bir tık daha orada memnun buraya göre. Benim annem tam tersi. O kadar mutsuz ki. Yani diyor sürekli üstüme geliyor. O kadar dua ediyor ki bir gidin de oraya, hani oraya geleyim gibisine. Peki orada üniversite bitiren bir mezun hemen iş bulabiliyor mu? Ne yapıyor? Ablam mesela, en güzel örnek ablam iç mimar okudu. 5 sene. İç mimar okuyup röportaj veriyorum. 5 Devam et. 5 yıl şey okudu iç mimar. 2 sene mi tuhaf sürdü iş bulması? 3 sene mi? 2-3 sene sürdü ama iç mimar olarak değil. Mühendis.
mühendis olarak. Bir mühendis veya bir mimar. Atıyorum, sen biliyorsan söyle. Ne kadar euro maaş alıyor? 1500 alıyor adam değil mi? Yok. Mimar. Mimar 1500 euro. Abi ne sandın? Öyle göründüğü gibi değil. Ailede 3 kişi çalışıyor bir evi geçindirebilmek için. Ya buraya bakın, herkes sokakta ya. Hani yanlış anlama tabii burada ki. Burada herkes çok zengin. Ama öyle duruyor. Herkes şükürsüz. Çok bak zengin. Şükür et. Ha. Allah'ım de bana para ver. Hani dua et, bir namazına dur, onu yap. Yemin ederim gelir. Bak yemin ederim gelir. Benim annem hiç parayı düşünen bir insan değil. Ama sabahın 5'inden beri çalışıyor. Annem de aynısı. 5'e kadar çalışıyor. Ama hiç parayı düşünen insanlar değil. Hani daha fazla gelsin, şöyle yapsın, böyle gelsin diye. Hani bir şekilde o oluyor yani. Ama buradakiler özetle şey diyor hani, yok yok yok. Tamam yok. Zaten yok. Ne yapıyorsun ama? Neden geçiyorsunuz? Çalışıyor. Çalışıyor mu? Çalışıyorum valla. Tamam çok güzel. Hadi devam çalış. Tamam ben de çalışıyorum. İşe oradan geldim. Aynen. Tamam ne güzel. Ben de temizliğe gidiyordum. Ama anneme hiçbir gün isyan etmedim. Beni temizliğe yolluyorsun, bana para vermiyorsun diye. Ben de isyan ettim. İsyan ediyorsunuz. Şükürsüzsünüz. Şükür. Burada bitiyor. Burada. Tamam, bir teşekkür, bir etrafa bakıp teşekkür etmeyi yani bilmiyorsunuz. Bir şükür etmeyi bilmiyorsunuz. Şükür et. Allah sana da onu tamam o zaman. Peki. Son sözlerini alalım. Göndereyim seni. Tamam. Son sözlerini söyledin mi? Bir şey demeyeceğim. Peki. Sadece isteyen alınabilir üstüne. İsteyen de alınmasın. Parayı getiriyorum, burada yersin tabii. Yerim, aynen yiyorum. Peki, teşekkür ederim. Sağ ol. Hoşçakal. Abi zihniyetsiz insanlara bir şey anlatamazsın. Doğrusu. Abi şimdi gelmiş oradan konuşuyor. Orada parayı topladı geldi, burada bir bozdurdu. Euro olmuş zaten 22 lira. Burada bir bozdurdu abi. Yani 1500 lirayı bozdurduğunda 22 bin lira, bir 10 küsur bin lira, 35 bin lirayı cebe attı. Attı abi, 35 bin lira sen burada neler yaparsın abi? Şimdi yani, ne güzel konuşuyor değil mi? Bak orada ben de çalışsam, ben de parayı toplasam, ben de gelsem derim ki sen çalışmıyorsun, sen şükür etmiyorsun. Değil mi? Abi bak şimdi bizim bir abi evlenecek. Sana bir şey diyeyim mi? Kaç para toplaması lazım şey yapmak için, düğün yapması lazım? En az 500 bin. Ne 500 abi? 500'ü geçti zaten. Ev bile alamadı. Ev bile alamadı yani. Kirada şimdi ev tuttuk, 10 milyar ev tuttuk. Aylık 10 milyar. Dün bakıyoruz abi ev 5,5, bugün bir bakıyoruz 7 milyar yapmış adam evi. Senin burada ne şeyin var zaten yani? Peki. Yani konuş abi, çalışıyorsun. Teşekkür ederim. Bak abi biz... Aç abi, gel buraya. Bak abi biz bir hafta okula gidiyoruz. Tamam mı? Bir hafta okula gidiyoruz. Bir gün iş görüyoruz. Yani atölye görüyoruz, hiçbir şey öğrenemiyoruz. Hocalar ne diyor bize? O zaman okumayın diyor. Gidin şeye, çıraklar için diyor. Okumayın diyor bize. Biz okumayıp ne yapalım abi? Bizi berduş mu alalım, ne yapalım abi? Peki. Bitti mi? Bitti abi. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, benim programıma eksik olmasın, Avrupa'dan da seyreden değerli dostlarım geliyorlar. Arkadaş Avusturya'daymış, Almanya sınırında. İsviçre'de yakın size değil mi? İsviçre sınırdayız abi. Şimdi ben onlardan ne rica ediyorum biliyor musun? Bakın bir daha söylüyorum ha. Araya girip de böyle çarçurt eden olursa dalarım ona göre ha. Bak araya girip de laf sokan olursa, pislik yapan olursa vallahi billahi dalarım bak. Kimse kızmasın ona göre. Konuşacak adam gelecek burada mikrofonun karşısında konuşacak. Yoksa oradan ateş etmeyecek. Ona göre. Eyvallah. Bak ona göre ha. Evet. Sizi dinleyelim. Neler söyleyeceksiniz? Kendinizi bir tanıtın. Nerede yaşıyorsunuz? Şimdi bizim ülkemizde şöyle bir durum var. Herkes işte Avrupa ile bizi kıyaslıyor veyahut da orası orada yaşayanlar çok ferah refah içinde ya da şu bu. Bize böyle güzelce bir Avrupa'yı tanıtın, Sakarya'yı tanıtın, nasıl yansıyor size, neler yapıyorsun lütfen rica ediyorum, buyurun. Ben ismim Şeref Demirkır. Şöyle iyi mi? Çok güzel. Evet. Şeref Demirkır, Sakarya Kaynarca Siyamet Abdurrahmanlar Köyü'nde doğdum. İlk ve ortaokul. Kaynarca ve Sakarya. Ondan sonra yurt dışı maceramız. Yurt dışında meslek eğitimimiz. 37 senedir yurt dışında yaşıyorum. 37 senedir. Çocuklarımız da orada. Doğma büyüme. Kuşak oradasınız yani. Evet. Devam edin. Çocuklarımız da orada. Hepsi mesleğini almış eline. Okuyan okuyor. Okuluna devam ediyor. Devam edin. Okuluna devam ediyor. Şimdi siz sordunuz orayla burayı nasıl kıyaslarsınız diye. Aslında 37 sene üzerine 5 ay burada kaldım. Evet. Geçen seneden 3 ay veya 2 ay. Baktım burası gerçekten yaşanacak bir ülke. Aynen. Yani özgürlük arıyorsan Türkiye. Yani Sakarya benim için Türkiye tam özgürlük ülkesi. Hiç kimse demesin ki
Ya işte özgürlüğümüzü kısıtlıyorlar. Şöyle oluyor böyle. Avrupa çok medeni. Avrupa medeni falan değil. Avrupa sadece teknik kuvvet, sanayiden dolayı medeniyet öne atılıyor. Oradaki aslında oradaki insanlar da buraya çok hasret. Aslında onlar da burada yaşamak istiyor. Ama benim gördüğüm burada, çok arkadaşlarla görüştük, yolculuk yaptık. Bilhassa gençlerle çok muhabbet ettim. Bir şey görüyorum gençlerde, bir özenti var Avrupa'ya. Yani özenti var. Aslında çok yanlış. Özenti olması çok yanlış. Şöyle söyleyeyim, şeyde yanlış anlaşılma olmasın. Oradaki bayanlar, işçi, çalışanlar, bayanlar, bacılarımız sabahın 5'inde işbaşı yaparlar devamlı. Ben burada 6 ay oldu buradayım. Sabah 5'te işbaşı yapan insan görmedim açıkçası. Yani rahatlık burada. Orada monoton bir hayat var. İşine gidersin, evine gelersin, çoluk çocuk. Başka yapacak bir şeyin yok. Sosyal o kadar sosyal bir ülke değil yani. İsviçre mesela tamamen sosyalle bir asosyal yani. Sosyalle ilgisi yok. Yani benim düşüncem aslında buradaki gençlere tavsiyem burada yaşadığınız yerin kıymetini bilin. Yaşadığınız vilayetin kıymetini bilin. Vatanın kıymetini bilin. Ve burada bir şeyler yapmaya çalışın. Burada bir verimli olmaya çalışın. Yurt dışına gitmekle buradaki vatana bir özentiniz, faydanız olacağını zannetmiyorum. Yani dileğim gençlere burada bir şeyler yapsınlar. Yani yurt dışındakiler orada doğduğu için orada bir hayat kurmuşlar, devam ediyorlar. Ama şunu da söyleyeyim, Almanya'dan 104 bin aile Antalya'da yaşıyor şu anda, emekli kısmı. Sorduğunuz zaman Türkiye her şeyle bizim için daha güzel. Almanlar, İngilizler Didim'de yaşıyor. Hepsi buraya merak ediyor. Bana versin onu. Yok yok yok. Yere düşen ha. Devam etsin. Onlar burada yaşamak istiyor. Maalesef ve maalesef nasıl oluyor anlamıyorum. Buradaki gençlerimize özenti. Yani Avrupa özentisi açıkçası ama yanlış inşallah. Toparlayın. Peki, peki. Türkiye'de yaşayan bir emekli pılısını pırtısını toplayıp da Antalya'da yaşama imkanı olabilir mi sizce? Benim görüşümce olur. Yaşarlar. Neden diyeceksin? Neden? Çünkü biz çok lüks yaşıyoruz. Benim kendi görüşüm. Türkiye'deki insanlarımız benim için çok lüks yaşıyor. Yani bugün bakıyorsun elinde iPhone'u, sıfır arabası. Oradaki insanlar da yok. Orada çalışan Avrupalılar. Avrupa'yı bırak bizi. Avrupalıların öyle son model arabasıymış. Öyle bir şey yok. Yani şu elbiseyle 10 sene gider. O şekilde. Ama burada gençlerimiz olsun, vatandaşlarımız olsun bir çok lüks yaşadığını görüyorum benim kendi görüşüm. Yaşayabilir bence yani. Ben kendim yaşarım. Peki onların yaz tatillerinde mesela geldikleri araçları özeniyoruz biz. Çok beğeniyoruz. Çok güzel bir konuya değindiniz. Onun için ne diyeceksiniz? Onu açıklama getireyim. Yok ben halktan aldığım şeyleri yansıtıyorum. Eyvallah, yani. Hani kendim güzel. Uydurmuyorum. Şimdi benim kullandığım arabanın değeri 2000 euro. Eski bir araba almışım, onunla gelmişim. Bizim kardeşlerimiz alıyor, gidiyor, leasing alıyor, kredi. Bir sene boyunca çalışıyor, alıyor 20-30 bin euro borç. Bir de araba alıyor üzerine, izin yaklaşıyor ya. 10-15 bin euro ona veriyor, onu da leasing alıyor. İzinden döndü mü, borçları ödeyemedi mi, arabayı satıp borçları ödemeye uğraşıyor. Anladım. Yani orada... Yani perişanlar orada. Perişan haldeyiz. Vah, valla acıdım şimdi hepsine ha. Samimi söylüyorum. Gerçekten yani, acıdım. Avrupa'da yaşayan ben de dahil. Tamam. Ben ayırmıyorum kendimi. Peki, toparla. Yani şunu demek istiyorum kısacası. Dileğim buradaki bilakis gençlere söylüyorum. Vatanınızın, vilayetinizin, memleketinizin kıymetini bilin. Tamam. Allah burada yaşamak nasip etsin. Peki, çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi değerli izleyiciler, az önce iki vatandaşımız geldi. Avrupa'da yaşıyorlarmış. Kız Türkiye'ye evlenmiş, gelecek burada yaşayacak. Neredeyse var ya Avusturya'dan, Almanya'dan, İsviçre'den nefret edesim geldi. Meğersem bizim oradaki insanları ne kadar çok eziyorlarmış onlar ya. Haberimiz yok. Neyse, yani diğer konuşmacı da 37 senedir oradaymış ama hiç buraya gelesi yok. Neden acaba? Onu bilemiyorum ama ona soramadım. Atanamayan hala 100 bin öğretmenimiz var. 5 seneden bu yana atanamayıp da hayatlarını böyle bir şekilde işte dediğim gibi çok hiç işleriyle ilgili olmayan yerlerde yaşamlarını sürdürüyorlar, geçimlerini sağlıyorlar. Bir de özel okullarda asgari ücretle çalışan öğretmenler var. Onların durumu çok daha vahim.
Ama bakalım şimdi yeni dönemde o 100 bin öğretmen atanacak mı, atanmayacak mı? Biz tabii bunu önümüzdeki aylar içinde göreceğiz. Ama inşallah Temmuz'a kadar hepsi atanırlar ve biz de buradan o sevinçli haberi veririz. Şimdi yanımda Havacılık Lisesi'nin çok güzel iki öğrencisi var. İkisi de dolu dolu zehir gibi öğrenciler. Sadece iki kelime söylesinler yeter bana. Neden? Çünkü bak bizi Avrupa'da izliyorlarmış. Adam eksik olmasın geldi. Bize takdirlerini, teşekkürlerini ilan etti. Bakın değerli izler, ben bir daha söylüyorum ha. Benim kimseyle zorum yok. Şimdi bazıları kızıyor bana. Yok niye bu kıyafetle geziyormuşum? Yok niye fotoğraf makinesini boynuma takıyormuşum? İşte ne bileyim. Yok ben provokatörmüşüm. İşte geçtiğimiz günlerde Sakaryaspor maçına gidiyoruz. Gençler Birliği maçına. Tesadüfen Bolu Dağı'nda bir dinlenme tesisine takıldım. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Çayımızı kahvemizi içerken dışarıda bir baktım bir hareketlilik var. Ben profesyonel, tecrübeli bir gazeteciyim. Hemen kaptım kameramı, dışarıya çıktım. Meğersem Hüdapar'ın yöneticileri, başlarına yani en başında olan kişi oradaymış. Sakaryasporlu tatangalar tepki gösterdiler, Hendekli çocuklar. Bir bağırış çağırış oldu. Biz hemen ustaca girdik araya. Dedik arkadaşlar işte yapmayın etmeyin, onları sakinleştirdik. Onların şeyi geldi. Güvenlik müdürü olduğunu söyleyen bir çocuk geldi benim yanıma. Benim makineye müdahale ediyor. Abisi dedim bir dakika dur sakin ol dedim ha. Sakin ol dedim, ne oluyor dedim falan. Ben onu önce koruma polisi falan zannettim. Meğersem şeymiş, koruma müdürüymüş onu. Ya ne olursan ol. Kardeşim gazetecileri rahat bırakın bir kere. Biz orada kimi kimseyi eğer yalan yanlış haber yaparsak Türkiye adaleti var, mahkemeleri var. Dava edersin bizi. Bize gerekli cezayı devlet verir, hükümet verir. Hiç karışmayın yani. Biz kimseyle zorumuz yok ha. Ortadan bir adamız biz. Neyse o, içimiz dışımız bir bizim. Biz burada insanların konuşarak nedir istekleri, dilekleri, talepleri, onları dile getirmeye çalışıyoruz. Bak saatlerdir ayaktayım, ayaklarıma kara sular indi. Bir de sol ayağımın altında topuk dikeni var. Bize de yazık yani. Kaç yaşına gelmiş adamlarız, Sakaryaspor'un deplasmanlarına gidiyoruz. Bilmem ne yapıyoruz, geliyoruz. Hoş bakın burada şimdi bana kızacaklar ama Sakaryaspor'da var ya bu arada vallahi de billahi de bak yemin ediyorum çıkmak istemiyor bu ligden. Bunu herkes söyleyemez ha. Buradaki gazetecilerin, spor basındakilerin hiçbiri söyleyemez. Neden söyleyemezler biliyor musunuz? Onların hiçbirisi Sakaryaspor'un deplasmanlarına gelmiyorlar. Televizyondan seyrediyorlar. Orada bizim gördüklerimizi, sahada canlı olarak gördüklerimizi hiçbirisi görmüyorlar. Ama biz sahadayız. Al bu hafta Donkor mudur nedir işte o adam. Çizgi çıktı, top çıktı. Çeyi geçti, bir dirseğe koydu adama. Hakemler cin gibi kardeşim. Verdi kırmızı kartı, kaldık 10 kişi. Ondan sonra Gençler Birliği bize 2 tane bir taktı. Selamun aleyküm. Ha. Yani bir şeyler böyle eksik gedik gidiyor. Ama ne biz görüyoruz ve söylüyoruz buradan. Kimse de kusura bakmasın. Gelir misin yanıma? Kız gel buraya, bir şey yapmayacağım. Gel. 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 Al işte buyur. Buyur işte küfür ede ede gidiyor. Ne dedi ki? Baş küfür ede ede gidiyor ya. Neden? Bence sen hoş abi. Devam. Ama ne olursa olsun yani öyle bir küfretme hakkı yok yani. Şimdi gel şimdi bunun kafasını gözünü yarma. Gel şimdi bunun ağzını burnunu kırma. Değerli izler var ya bak bizim işimiz acayip zor ha. Bak edepsiz herif pis pis küfür ede ede gidiyor burada. Şimdi ben bunu montajdan yapamazsam edemezsem ne olacak? Aileler var, çocuklar, kızlar var, aileler var. Gel canım şöyle yanıma. Bakın değerli izler çok güzel bir kızımız var burada. Nerede okuyormuş? Havacılık Lisesi'nde. Bana şimdi sen güzel güzel Havacılık Lisesi'nde nasıl bir eğitim alıyorsunuz bize onları anlat. Anlatayım. Geç şöyle. Sen de. Biraz daha gel. Yaklaş, 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 yaklaş. Gel biraz daha. Tamam, süpersin. Evet, sendeyim. Ben Nisa Nur. Sakarya Özel Nuri Demirağ Havacılık Lisesi'nde okuyorum. İlk öğrencilerindenim. İlk mezunu olacağım inşallah bu sene sonunda. Son sınıf öğrencisiyim. Eğitimimiz iki alanda. Ben uçak teknisyenliği bölümünden okuyorum şu an. Onun alanında mesleki eğitimlerimiz alıyoruz. Okulumuzda hangarımız var, çeşitli uçak motorlarımız, işte uçak kabinlerimiz. Mesleki eğitimimiz o yönde. Meslek öğretmenlerim benim daha önce sahada iş yapmış teknisyen öğretmenlerim de oldu. Onlardan eğitim alıyoruz mesleki açıdan bakılırsa. Ekstra olarak sayısal bir bölüm. Devam et. O şekilde. Şimdi... Araç gereçler var dedin. Baya baya böyle uçak motoruyla ilgili, onlarla ilgili parçaları mı kastettin onu anlayamadım. Evet bildiğiniz uçak motoru var bizim okulda. Ekstra kanatları, daha öncesinde küçük çaplı
ne denir buna? Özel eğitim uçaklarından da var mesela. Cessna tipi. Aynen. Aha. O tiplerde de uçaklarımızdan da var. Gayet onlar üzerinden eğitim gördüm yani, memnunum. Keşke böyle senin gibi her güzel kızımız gelip de böyle okullarıyla ilgili anılarını, okullarıyla ilgili güzellikleri anlatsınlar da mesela ortaokulu bitirdikten sonra sizin okulda devam etsinler. Ben mesela Amerikan ordusunda izlediğim zaman filmlerde uçak gemilerinde inanılmaz bir bayan personel var ve en tepedeki pistte görev yapıyorlar. Evet, açıkçası şey gibi biraz da hani biz normalde sanayidekiler araba doktorudur. Ben şu an uçak doktoru olarak geçiyorum bir nevi. Daha çok bu yöne erkekler başvuruyor. Benim okulumda da erkek öğrenci sayısı daha fazla. Hani kızlar şey yapıyor, elinin kiri, hani eli kirlenmesin tarzında. Bence gayetten havacılık bir aşk ya, bilmiyorum. Yani inşallah. Yapılır. Peki bu sene üniversite sınavlarında bir şansınız oldu. İkinci dönem sorularından çıkmayacak size soru. Evet. İnşallah puanınız da yüksek çıkar. Nereleri hedefliyorsun? Nerelere devam etmek istiyorsun? Açıkçası olursa kendi bölümümden uçak mühendisliği olabilir, uçak teknolojileri olabilir. Ki bunlara benim okulum METOK sistemiyle daha çok fırsat tanıyor. Ekstra okulum puan veriyor bu bölüm, kendi bölümlerime. Elektrik elektronik mühendisliğine de açıyor bana. Bu şekilde iyi operatörlüğü var. METOK dedin, onu ne demek anlayamadım. Okulun diyelim, ben şu an kendi bölümüm. Sadece ben kendi bölümümdeki liselerle mesela yarışıyorum bir üniversitenin o bölümüne girmek için. Atıyorum Anadolu Lisesi'ndeki bir kişi mesela 400 puanla girecekse ben 300 puan kontenjanın içinden seçiliyorum. Öyle. Çok güzel. Bizim okul müdürünüze bizden bir selam gönderirseniz çok seviniriz, ya da sınıf öğretmenlerinize. Allah kısmet ederse bir gün okulumuza gelip okulumuza da program çekmek isteriz. Çünkü Milli Eğitim Müdürüm bize o izni verir inşallah. İnşallah. Tamam. Verir. Buradan okul müdürüm Serdar Gül'e, sevgiler canım öğretmenlerime, okul arkadaşlarıma. Hepsini çok seviyorum. Peki. Hepsi için de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Değerli izleyiciler, yarın malumunuz 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ama çok çok üzülerek söylüyorum ki o eski 19 Mayıslar yok artık. Yok. Ben her şeyimi onaylama, dışarıdan karışma, konuşma diyorum, hala arada bır ütüyorsun ya. Bir sus. Ya kızma ya. Abi kızma diyorsun, kızdırıyorsun beni. Sus, Allah'ın varsa sus ya. Şeyi mi dağıtıyorsun abi? Tamam. Allah Allah. Menen gezer misin? Gider misin tezgahın başına? Tamam yok. Tamam, bak kapatırım şeyi ha. Tamam. Abi tamam diyorsun, tamam. Tamam lütfen tamam. Uzaklaş ya. Tamam. Abi nasıl sakin oluyorum? Laf dinlemiyor ki adamı. Tamam kızma, kızacağım bir şey yok ya. Abi susar mısın? Tamam özür dilerim. Dileme, istemiyorum özrünü. Git ya, git kardeşim, tamam, beni rahat bırak ya. Tamam özür dileriz. Hay Allah'ım ya. Tamam. Abicim gider misin? Lütfen rica ediyorum senden. Uzaklaşır mısın şuradan? Git şöyle uzak, karşıdan git seyret. Tamam özür dilerim. Tamam. Abi dileme özür, istemiyorum özürünü ya. Git. Tamam. Hadi kolay gelsin inşallah. Gel abi şöyle. Değerli izler, şimdi Kız Meslek Lisesi'nden iki tane pırlanta gibi öğrencim geldi. Sağ olsunlar, öğrencimiz geldi. Bunlar çok kıymetliler benim için. Bir kız babası olarak benim kızlara inanılmaz bir değer verişim var. Görüyor musun? Hala konuşuyor, beni belirtiyor ya. Rahatsız ya. Lafta anlamıyor abicim ya. Sizin okulunuzun harikulade bir müdürü var. Değil mi? Ben ona hayranım. Çalışkan, zeki, atak. Siz deprem boyunca çok güzel işler yaptınız. Evet, yastıklar, yorganlar, ekmekler, değil mi? Onları bize anlatın bakalım. Gel şöyle. Allah Allah, adama bak ya. Gel kızım şöyle yanaş. Bize kendinizi tanıtarak Kız Meslek Lisesi'ni ve hedeflerinizi ve mezun olduğunuzda neler yapacaklarınızı güzel güzel anlatın bakalım. Biraz daha yaklaşın bana. Tamam. Evet, sizdeyim. Önce sen başla, sonra o devam etsin. Dediğim gibi anlat. Evet, ismim Beyza. Kız Meslek Lisesi'nde okuyorum. Yazılım bölümü okuyoruz. Ne demek yazılım bölümü? Aç orayı da bize. Bilgisayar üzerinden. Bir de grafik var sizde, çok önemli. Evet, grafik dersine görüyoruz. Evet. Bizim mesleğimizle ilgili harika bir bölüm. Devam et. Tabii. Neler yaptınız bu sene? Bu sene deprem için okulumuz adına da çok büyük yardımlar yaptık tabii ki. Okulumuzda bölümlerimiz yorganlar olsun, işte sıcak
sıcak tutmak için de bir sürü şey, ürünler, bir sürü şey gönderdik. Evet. Sen hangi günler buradasın? Belli bir günler var mı? Pazartesi karşılamıyorum koşum ben. Ne oldu kız? Kendinizi görünce bir an elendim. Tamam çevirdim, görmesin gel. Ay utandı. Yani, devam et. Ya utanmayın, kızarmayın. Bunda bir şey yok ya. Gayet güzel gidiyoruz. Çok evet. Güzel ya. Harikasınız. Lütfen devam edin. Sormak istediğiniz soru varsa alabilirim. Yani okulunuza dedim ya. Evet. Hedefiniz de mezun olduktan sonra ne yapacağız? Nereye atanacağız? Yani üniversite kendi hayalleriniz. Kendi bölümümüzden devam edin. Şu an kendi bölümümüzden ilerlemek istiyoruz. Zaten meslek lisenin avantajı da bu. Üniversite sınavına girmeden meslek lisesi okuyarak üzerine bir teknisyenlik ekleyerek hem üniversite sınavını destekleyerek çok iyi yerlere gelebiliriz. Şu an yazılım üzerine okuyoruz. Evet. Birçok dal var. Bilgisayar mühendisliği olsun, adli bilişim mühendisliği olsun. Birçok dalımız var Türkiye'de. Staj işlemleri başlatılmaya başladı şu an. Staja gideceğiz. Öyle mi? Evet. Nerede staj yapıyorsunuz? Üniversite. Sakarya Üniversitesi. Sakarya Üniversitesi. Öyle mi inşallah? Birçok bölüm var. Staj yapabilmemiz için birçok olanak var. Okulunuzda kaç tane ders okuyorsunuz? Toplam? 13-14. Öyle mi? Meslek dersleriyle beraber. Süper. Ama kültür derslerini de görüyoruz. Peki. Ben size teşekkür edeyim. Rica ederim. Sizin gibi güzel insanlarla tanıştığım için çok memnunum. Teşekkürler. Okey. Eyvallah. Şimdi bak değerli izleyen, aslında var ya yalvarıyorum kendilerine, şurada bir kız var. Havacılık da sizin orada, şey yok bu kızım, sen hangi? Zerra Koç. Zerra Koç'ta bir kız var, inan var ya tabanca. Keleş. Vallahi billahi keleşlik o tabanca, tüfek gibi kız. O kadar güzel şeyler söylüyor ki, diyor ki abi şimdi o şeye takmış kafayı, Avusturyalı kız dedi yani. Ne yapayım, kimse konuşmuyor, ben konuşayım. Şimdi Avusturyalı kız dedi ki, Murat'ım hoş geldin. Orada dedi ben dedi işte sabahleyin 5'te kalkıyorum dedi, 6'da kalkıyorum dedi, işe gidiyorum dedi, çalışıyorum dedi, şu dedi, bu dedi. Eyvallah. Ama çalıştığın işin karşılığını görüyorsun. Kardeşim burada üniversiteden mezun olmuş bir insan garsonluk yapıyor, garsonluk. Marketlerde kasiyerlik yapıyor. Süpürgecilik yapıyor. Sen de orada yapıyormuşsun ama sen o ya yani o yaptığın işin karşılığını bir her türlü görüyorsun yani. Her türlü görüyorsun. Tamam burada pasaj ekibin karşımızda. Açtı sabahın 6'da iş yerine veyahut da ne bileyim gezdiğin yerlerde uzun çarşı saat 6'da açtı iş yerini. Kimle alışverişe gelecek? Diğer insanlar ne yapacak? Yani olaya böyle var ya çok geniş arkadan açıdan bir de arkadan bakmak lazım. Yani insanlar da böyle var ya dikiz aynası olması lazım böyle. Ne oluyor ne bitiyor görmesi bilmesi öğrenmesi için. Ama biz burada konuşmaya adam bulamıyoruz. Aradan adam orada car ötüyor. Beni deli ediyor. Ondan sonra diyorlar Turgay sen kızdın. Ya niye kızmayayım ya? Adama git diyorum hala özür dilerim. Hala. Ya dileme kardeşim diyorum. İstemiyorum senin özrünü. Laf anlamıyor. Basmıyor ki kafa. Kız gelsene buraya. Abi, yedim bitirdim öldürdüm beni sen. Gel. Gel. Bakın değerli izleyen. Bu kız var ya bildiğiniz vallahi bile tabanca. Ben ona Kalaşnikov taktım şeyini bundan sonra. O kadar güzel şöyle. Vallahi ya. Bir de üstelik kız meslesi lisesinde okuyormuş. Muhteşem bir kız. Bana güzel güzel Allah'ını seversen, peygamberi seversen. O kız neler konuştu biliyorsun. Anlat şunu. Sen bir açık kurban olayım sana ya. Ha? Abi oradaki kız eyvah, bir de adam geldi. Da söyledi. He, anlat sen. Şey diyor. Hani adam diyor ki biz diyor benim dayım da Almanya'da. He. Diyor ki mesela o da diyor pazarcı o. Hani diyor ki sabah diyor 5'te 6'da gidiyoruz işimizin başına devam ediyoruz. Hani burada öyle bir imkan yok. He. Sen 5-6'da burada... Gel biraz daha devam et. Sen burada 5-6'da bir dükkan açsan işletemezsin. Oradakiler o düzeni kurmuş. Adam 5-6'da başlıyor işine. Ondan sonra devam ediyor. Sabah atıyorum akşam saat 7'ye 8'e kadar. İşi bitiyor. Orada zaten 6-7'den sonra akşam hayatı yok. Tamam. Bütün her yer sessiz sakin çünkü adam düzenini kurmuş. Ama nereye gidiyorlar? Kafelere, puplara, i̇şte, şunlara, bunlara. Bizim buradaki insanımız saat 6'da bir yere açsan kim gelecek kim? Adam zaten 6'da uyuyor. Bizim buradaki insanımız 11-12'de uyanıyor. Sonra para yok şey yok. Tamam Avrupa'ya göre burası şey. Hani yurt dışından atıyorum yazın buraya geliyorlar para bozdurarak. Burada lüks bir hayat geçiniyor. Aynen, devam et. Ama ben mesela onu yapamıyorum. Çünkü neden? Benim aylık kazancım şeyim ona müsait değil. Devam et sen.
Benim aylık kazancım ona müsait değil çünkü abi. Ben burada alıyorsam mesela en düşük asgari ücret 10 bin lira alıyorsam, adam oradaki parayı burada bozdurunca zaten yazın istediği bungalova da gidiyor. Antalya'daki tatilini, otelini de tutuyor. Ama sen burada 10 bin lira, zaten kiralar olmuş 6-7 bin lira şey. Marketi, doğalgaz, elektriği falan filan var bunların. O 10 bin lira sana kalmıyor. Ev geçindirmek istesen de geçindiremiyorsun. Hani öğrenci olarak da öyle. Şimdi açıkçası ben okuyunca da bir şey olacağımı düşünmüyorum. Ben öğretmenlik istiyorum. Ama ben okuduğumda atama gelmeyecek. Atama gelene kadar ben evleneceğim, çoluğum çocuğum olacak. Hani eğitim sistemi de çöp. Düzen olarak da çöp. Sevmiyorum, yurt dışında sevmiyorum. Şimdi adam dedi ki, oradaki emekliler dedi işte bilmem kaç tane sayı verdi. Antalya'ya yerleşiyorlar dedi. Hadi git bakayım, bizim bir emeklimiz yerleşsin Antalya'ya da orada bir ev var tutsun ya da bir ev alsın, göreyim onu ha. Abi devlet memuru olman lazım. Onun için de zaten kaç seneni veriyorsun bir taraflarını ya sıkıp. O yüzden devlet memuru olunca hasta da olsan sana para geliyor, şey de olsan aynen para geliyor. Aynen. Peki değerli izleyiciler, benden bir dakika dur, bir dakika şey yapmayalım. Şöyle. Bir dakika gel. Gel sen de yanıma gel. Abi bizi dur çok sevdi. Değerli izleyiciler, benden bu haftalık bu kadar. İnşallah becermişimdir. İnşallah becermişimdir ama bakın Sakarya'mızda var ya, tabanca gibi insanlar var, tabanca gibi kızlar var, zehir gibi akıllılar. Ben onlara burada hayranlığımı bir kere daha dile getiriyorum. İnşallah ilerleyen zamanda tekrar bir program olursa çağıracağım onları. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya yeni konu ve konuklarla buluşmak üzere. Hoşça kalın değerli izleyiciler. Sakaryalıların derdi ortağı Turgay Özbalkanlı ile Dök İçini Rahatla sona erdi.